Selamlar. Umarım her şey yolundadır. Daha önce Kia Niro EV, Tesla Model Y, Long Range 4 çeker, Volvo EX40, MG4 Luxury ile yolculuk yaptığımız Bodrum Dikili güzergahında bir yolculuk da yeni Model Y SR Juniper ile yapacağız. Bu sefer fark şu, bagajımız epey dolu. Arka koltukları da indirdik ve oraları da doldurduk. Epey bir eşya götürüyoruz çünkü. Farkımız bu. Karşılaştırmayı yapacağız bakalım. Tesla'yı dünden şarja koydum. Ancak amper limitlemesi yaparak, azaltması yaparak tam sabah saatlerinde gideceğimiz saate yakın, bir saat öncesinde %100 şarj olacak şekilde ayarladım. Yaklaşık bir saat önce de hem kalibrasyonunu da tamamlamış oldu hem de %100 olarak şarj etmiş olduk. Yolculuğu yaklaşık %6 ile sonlandıracağımızı söylüyor Tesla. Muhtemelen yoldaki hız sınırlarına göre bakarak bunu söylüyor. Aynı zamanda hava koşulları, rüzgar falan onları da dikkate alıyor tabii ki. Ama ben biraz daha sakin kullandığım için, genellikle 110 kilometre hızla gittiğim için muhtemelen daha yüksek bir batarya gücüyle orada oluruz diye düşünüyorum. Birazdan yola çıkacağız zaten. Görüşmek üzere. 100. kilometredeyiz. Yine dedim ayrımında tam 100. kilometreye geliyoruz. 100. kilometrede tüketim ortalamamız 13,8 civarında. Daha önceki araçlarımla olanların verilerini de ekrana koyarım karşılaştırmak açısından. 100. kilometreyi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Tekrar merhaba. Torbalı'yı geçtik. 200 kilometreyi de tamamladık. Bir 200 kilometre verisi de vermek istedim. Yine yaklaşık 13,8-13,7 civarında tüketim harcaması var. Karşılaştırmasını yapmak açısından diğer araçların da verilerini ekrana koyarım. Bu seyahatin bir farkı, dediğim gibi, arkada epey bir miktar yükün olması. Daha sonra yine görüşmek üzere, 300. kilometrede veri verir. 300. kilometreden tekrar merhaba. 300. kilometreyi de geçtik. Yaklaşık yine 13,4-13,5. O arada gidiyor tüketim ortalaması. Bu sefer Menemen üstünden gitmedik. Yine otobandan gittik. Ve bize burada bir uyarıda bulunmuştu. 102 kilometre ortalama hızı geçmezseniz %20 ile oraya varırsınız diye. Toplam ortalama hızımız da 110 kilometrenin altında olduğu için muhtemelen onun söylediği veriyi tutturacağız. Yine diğer araçların verilerini de koyacağım. En sonunda karşılaştırmak açısından. Onlara da bakmış oluruz. Şu anda 30 derece hava sıcaklığı. Klimamızı da 21 dereceye ayarladık. Bu şekilde ilerliyoruz. Varışımızda oraya tekrar veri paylaşacağım sizinle. Tekrar görüşmek üzere. Ve nihayet Dikili'ye geldik. 358 kilometre yaklaşık sürüşümüz oldu. 13,3 yaklaşık tüketim ortalamamız. Güzel bir sürüşü oldu. En sonunda bu yolculukla ilgili de sizinle bir analiz paylaşırım. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar. Tekrar selamlar. Bu sefer dönüş yolculuğundayız. İlk önce şarj istasyonuna uğrayacağız. Yolculuk A'ya kaydediyorum bu yolculuğu da. Yine görüşmek üzere. 100. kilometre verisi veriyorum. 100. kilometredeyiz. 15,1 kilowatt saat tüketim ortalamamız. Çünkü hava çok sıcak. Aynı zamanda koltuk soğutmayı falan da açtık. Klimamız da açık. Bu şekilde ilerliyoruz. Ekrana da koyacağım zaten verisini. Ve 200. kilometredeyiz. Maalesef içimizi de yakan bugünlerde İzmir'de bir yangın var, biliyorsunuzdur belki. İzmir yangınının otobanın kenarlarına kadar gelmesi nedeniyle yaklaşık bir yarım saatten uzun süre otobanda böyle çok ağır bir şekilde ilerledik. Yangın yol kenarlarına kadar, otoban kenarlarına kadar gelmişti. Çok üzücü bir durum. 200. kilometredeki verimiz şu anda 15,5 kilowatt saat civarında. Yolda çok ağır ağır ilerlediğimiz için yakıt tüketimimiz arttı. Ama çok önemli değil. Umarım yangın kısa süre içinde söndürülür. Helikopterler falan da çalışıyordu ama ne kadar yeter onu bilmiyorum tabii. Birazdan da şarj istasyonunda olacağız. Tekrar görüşmek üzere.
300. kilometreden merhaba. Şarj istasyonunun orada açmadım herhangi bir video. Ama bir video çektim, onu da ekrana koyacağım. Güzel bir haber. Söke yolu üzerinde çöp şişçiler var. Bu çöp şişçiler meydanının orayı geçtikten sonra Söke'ye doğru giderken yol üzerinde ilk Shell benzin istasyonu. O Shell benzin istasyonunun hemen oraya 8 tane Tesla'nın şarj istasyonu, süper şarjırlar kurulmuş. Ancak henüz faaliyete geçmemiş, kablolaması falan yapılmamış. Ama muhtemelen yakın zamanda olacaktır diye düşünüyorum. Güzel bir şey olmuş. Orada en yakıtta durduk. Kimse yoktu yanımızda. Sonra bir tane araba geldiği için şarj biraz bölündü. Ama yine de şarj hızı gayet iyiydi. %4'ten %80'e 30 dakikada geldi. Sonra ise kalibrasyon yaptık. Kalibrasyonda dahil olmak üzere yaklaşık 1 saatte %4'ten %100 yaptık. Bu arada benim %100'de gösteren menzil kilometresi 434 kilometre. Bazı kişiler sormuş. Yani şu anda kaç kilometre gösteriyor diye. Çünkü bazı kişilerde biraz düşük gösteriyormuş sanırım. Ama ben de kalibrasyonu yaptım. Hem evden çıkmadan önce yapmıştım. Bodrum'dan çıkmadan önce. Hem şimdi dönüşte de DC'de yapmış oldum. Ve 434 kilometre gösterdi %100'de. 15.7 yaklaşık 15.6 civarında tüketim ortalamamız. Ve sonunda evimize geldik. 700 kilometreyi aşkın bir yolculuk oldu gidiş dönüş. Bu yolculuğun gidiş dönüş hepsini birlikte kısa bir analiz olarak en sona eklerim. Ama dönüş yolculuğumuz özellikle aşırı rüzgardan ve İzmir'deki yangından kaynaklı çok uzun sürdü. Aşırı da sıcaktı. O nedenle yani bir gösterge olmayabilir ama bu tür durumlarda da ne kadar harcadığını aracın görmüş olduk. Analiz kısmında görüşelim. Hem ABRP hem Relive uygulamalarının yükseklik, iniş, çıkış grafiklerini hem de hız grafiklerini görüyoruz. Relive uygulamasının sol altında aynı zamanda yükseklik grafiği de yer alıyor zaten. Hedef hızım hep 110 km bölü saat idi. Hız grafiklerinde 100 km bölü saat çizgisini de koyuyorum ki 110 km hız üstünde hangi aralıklarda yol aldığım anlaşılabilsin ve görülsün diye. Şehir geçişleri ve trafik yoğunluğunun olduğu yerler hariç hep 110 km bölü saat hızla gitmeye çalıştım. Dönüşte şarj molası olduğundan ABRP'de ikişer tane grafik bulunmakta. Sağ tarafa hem ekran verisi olarak hem de enerji kaybı dahil tüketim ortalaması verisini de ekliyorum. Yola çıkmamıza yakın %100 şarj olup aynı zamanda kalibrasyon olacak şekilde AC şarj planlamasını yaptım ve şarjı ve kalibrasyonu yaptım. AC enerji kaybı %3.89 gibi düşük bir oranda yer aldı. Bunun en büyük nedeninin havanın sıcak olması ve amper ayarının düşürülmesi olduğunu düşünüyorum. DC'deki enerji kaybı da %6.8 gibi çok iyi bir değer oldu. %100'de ekran verisi menzilimin de 434 km olduğunu gördüm. Aracın kilometresi de şu anda yaklaşık 1700 km'de. DC şarj hızı çok iyi, özellikle yaz döneminde kalibrasyon hariç neredeyse 40-45 dakikada %5'den %95'e gelecek durumda. Aracın ilk kalibrasyonu sonrasında yapılan kalibrasyonda 10-15 dakikada tamamlanıyor. Bu da çok güzel bir değer. Aşırı sıcak nedeniyle hem klima kullanımı hem bir koltuk soğutmanın açık olması, aynı zamanda aşırı rüzgar ve yarım saate yakın dur kalk trafikte yol alınması göz önüne alındığında tüketim ortalamasının 14.34 kWh, enerji kaybı dahil 15.12 kWh olması da çok iyi bir değer. Enerji kaybı hariç diğer araçlarımın tüketim verileriyle karşılaştırdığımda şunu söyleyebilirim ki en düşük tüketime sahip olarak kullandığım araç Tesla Model Y SR Juniper oldu. Enerji kaybı dahil olmak üzere üstelik de. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, selamlar.